Saygıdeğer basın mensupları, aziz Türk milleti. Bugün sizlere bir bakıma muhtaç üç kız kardeş adına sesleniyorum. Bugün sizlere İstanbul'un göz bebeği, tarihi yarımadanın en nadide köşelerinden Zeyrek'ten sesleniyorum. Bugün sizlere baba ocağı, doğup büyüdüğümüz yuvamızın önünden sesleniyorum. İstanbul'un fatihi Sultan Mehmet Han'ın emaneti Zeyrek semtini, semte gönül vermiş bireyler olarak sonuna kadar sahip çıkarak savunacağımızı. Şehir şehir, ülke ülke gezerken büyükşehir binasına 3 adım ötedeki sokakta adalet için varını yoğunu ortaya koyanları görmezden gelen şehrimizin emini Ekrem İmamoğlu'nu önce Yüce Allah'a, sonra milletin vicdanına havale ediyorum. Biz 3 kız kardeş olarak hakkımız olmayan hiçbir şeyi talep etmedik, etmiyoruz. Biz doğup büyüdüğümüz anamızın ak sütü gibi helal olan mülkümüzde yaşamak ve son nefesimizi burada vermek istiyoruz. Biz kanunlarda yer alan her türlü uzlaşmaya açığız. Devlet ya da resmi kurumlar özel şahsa ait tapulu bir parsel üzerinde kamulaştırma kararı aldığında kamulaştırma amacını belirtmek durumundadır. Kamulaştırma, kamunun yararlanacağı bir amaç doğrultusunda yapılır. Arsanın değeri içinde bulunduğu konum ile şerefiye payı dağılır. Burası dünya mirası alanı içinde kalmaktadır. Paha biçilemiyor. Bunun belediye yetkilileri bile itiraf etmiştir. İmar planında konut olarak tescillenmiş ve konut kalması gereken yere sosyal tesis ibaresi konmuş ve 15 yıldır düzeltilmiyor. Kamulaştırmanın amacı 15 yıldır belirsiz. Bir meydan yapacağız denmekte, projesi yok. Bir cami imam evi yapacağız denmekte, projesi yok. Bir şadırvan yapacağız denmekte, projesi yok. Yani hep karşımıza sözlü ifade olarak çıkılmaktadır. Bunca zaman hiçbir proje çalışması tamamlanmamış bir kamulaştırma söz konusudur. Ödenen kamulaştırma bedeli de çok düşüktür. Adaletsiz bir durum söz konusudur. Süleymaniye'de dönüşüm kamulaştırma adına tüm tarihi alan katledildi, ya yabancılara satıldı ya da hangi kamuya nasıl yarar sağladığı bilinemeyen vakıflara teslim edildi. Aynı şey bu bölgede de yapılmakta. Cami çevresinde artık eski ev sahiplerini değil, varlıklı ve belirli çevreye hizmet veren vakıf ve derneklerin tabelalarını görmekteyiz. O zaman amaç bu mu? Yıllarca koruduğumuz projelerini onaylatıp ihya ederek yaşadığımız sürece bakacağımız baba yadigarı, doğduğumuz ev bize çok mu görülmekte ve adeta 3 kuruş verilerek kovulmaktayız? Bu haksız kamulaştırmadan vazgeçilmesini ve tarafımıza yapılan tüm ödemelerin iadesine hazır olduğumuzu, sadece ve sadece huzur içinde yaşadığımız çatımızın altında barınma hakkımızı istiyoruz. Bu sokakların, bu mahallelerin, bu muhitlerin çocukları olarak kimsesiz olmadığımızın bilinmesini istiyoruz. Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi tarafından maruz kaldığımız bu muameleyi milletimizin takdirine sunuyoruz. Cumhur olan biziz, asil olan biziz, devlet olan biziz. 2019 yılından 2024 yılına kadar kaç kez iade talebinde bulunun, evinizi iade edelim diyenlerin vicdansızca bizi oyalayarak 5 yılımızı ziyan edenlere birilerinin dur demesini istiyoruz. Bizlere bunları layık görenlerin bize hizmet etmek dışında hiçbir yetkileri yoktur. Bu durumu reddediyoruz. Bu yanlış karardan dönülmesini ve İBB tarafından tebliğ edilen 15 gün içinde tahliye kararının iptal edilmesini huzurlarınızda talep ediyoruz. Saygılarımızla. Söz konusu haber, Fatih Haber tarafından yapılmıştır. Günnur Demir ve kardeşlerine ait söz konusu bu ev, Zeyrek Mahallesi, İbadethane Sokak No 3 Fatih adresindedir. 02.10.2024 tarihinde icra tarafından bu 3 kardeş sokağa atılacak, ev İBB'ye teslim edilecek. Yani buna bizim sessiz kalmamamız gerekiyor. Kamulaştırılmış, 17.09.2024 tarihinde kendisine İBB tarafından icra takibi başlatılmış, 15 gün içinde evlerinden çıkmalarını istiyorlar. İBB'nin bu 3 kardeşinin banka hesabına yolladığı 1 milyon TL taşınmalarına ancak yeter. Burada aleni bir hukuksuzluk vardır. Söz konusu Fatih'te
UNESCO Dünya Mirası alanında müstakil 90 metrekarelik bir sivil mimarlık örneği, tarihi bir evdir. Koruma kurulu tarafından evin onarılması, daha orijinal hale getirilmesi için de koruma kurulundan izin alınmıştır. Fakat belediye 15 yıldır kamulaştırılmaya çalışılan, sonunda istinaf tarafından temiz yolu kapalı olarak kamulaştırılması yapılmış, itirazlar işleme konmamıştır. Bizler elçiyiz, elçiye zeval olmaz. Fakat böyle hukuksuz bir kamulaştırmaya yol olursa, bu belediyeler bütün Fatih'in, halkımızın evlerini diledikleri bedel karşılığında kamulaştırılabileceklerdir. Halkımıza bu vahim durumu ilan ediyoruz. Bu üç kardeşe sahip çıkılmasını rica ediyoruz. Allah bütün mazlumların yardımcısı olsun.